seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçek zafer. Evet, gerçek zaferi kazanmak için aslında Rabbimize gelmemiz gerekiyor ve Rab bize onun istediği, onun vermek istediği bizim için o gerçek zaferi sağlamış olacak. Tabii. Bir olay anlatmak istiyorum. Buyurun. Biliyorsunuz ki zaman zaman daha gelişmiş ülkelerden insanlar daha az gelişmiş ülkelere, yani üçüncü dünya ülkelere gidip orada bir şekilde kültür paylaşımı ve başka şekilde oraya yerleşip yaşıyorlardı. Böylece 1870'lerde doğmuş olan Dan Crawford, o yetişkin hayatının, yaşamının neredeyse tümünü Afrika'da geçirmiş. Evet. Ve hayatının sonlarına doğru artık kendisi 1926'da vefat ediyor. Vefat etmeden kısa bir süre önce kendisi karar veriyor. Geri döneceğim İngiltere'ye ve oradaki yerli bir Afrikalı bir kabilenin üyesiyle sohbet ediyor. Yaşlı bir Afrikalıyla sohbet ediyor ve bu Crawford şöyle anlatıyor. Gideceğim yer çok güzel bir yer. Memleketini anlatıyor. Afrikalı da soruyor, nasıl bir yer? Yo, bizde diyor suyun üstünde suda yüzen araçlar var diyor. İnsanları taşıyorlar. İşte gemileri vesaire anlatmaya çalışıyor. Sonra ayrıca farklı bir araçlarımız var. Onlar suyun içinde değil de suyun üstünden uçuyorlar vesaire. O tarz araçlarımız da var kuşlar diyor. Kuşlar gibi. Kuşlar gibi, evet. Uçakları ona anlatıyor. Sonra evlerimize baksan, evlerimizde böyle özel borular var. Yağmur suyunu böyle gideriyor. Geceliğin bizde elektrik var. Elektrik bize aydınlık veriyor. Gecelerimiz gündüz oluyor. Böyle methederek anlatıyor. Ve yaşlı Afrikalı bakıyor ona ve ciddi bir sesle, ciddi bir yüz ifadesiyle şöyle diyor ona. Biliyor musunuz diyor Mr. Crawford, gerçekten çok iyi olmak iyi değildir diyor. Evet. Çok iyi İyi değildir diyor. Gerçekten hayatta maalesef ve maalesef bizim için çok iyi diye düşündüğümüz şeyler bizi aslında gerçekten iyi olmadığını görüyoruz. Ve bunun için benim önerim dünyanın en bilgili insan Süleyman Peygamber'in kendi yazdığı kitapta ne diyor? Evet, gerçekten böyledir ve sizin söylediğinize göre de kabul ediyorum ve katılıyorum. Ve ayrıca de ek olarak Rabbinin sözlerinden de örnek vermek istiyorum veya paylaşmak istiyorum. Süleyman'ın Özdeyişlerinde 19. bölümde 20. ayette. Öğüde kulak verin. Terbiyeyi kabul et ki ömrümün kalan kısmı boyunca bilge olsun. Gerçekten insanlar çok iyi her zaman olursa bizim için yararlı olmuyor. Bizler bazen hayatımızda neden olmuyor? Çünkü günaha kaptırıp kendimizi çok iyi durumlarda gururlanırız ayarımız olmadığı için. Ve tabii ki bizi dürten biri olduğu için, kötülüğe götürmek için. Ayrıca övgüleri aldığımız zaman Rabbimizden, biz övgüler her çeşit olabilir, her şekilde olabilir. Bunlar bir söz olabilir, kutsal kitaptan veya hayatımızdan bir tecrübe olabilir, büyük, ağır veya hafif olabilir. Bu durumlarda biz ne oluyoruz? Karakterimizi, bizim düşüncelerimizi terbiye ediyoruz. Ve ömrümüzde de o zaman daha bilgili, artık kendi bilgimiz değil, tabii ki Rabbimizin bilgisinde zengin olmuş oluyoruz. Ve bununla da hem kendimiz için yararlı oluyor, hem etrafındaki insanlar için de yararına olmuş oluyor. Evet. Devam etmek istiyorum. Gene Süleyman Peygamber bu kez Vaiz kitabında 9. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Böylece bütün bunları düşünüp taşındım ve şu sonuca vardım. Doğrular, bilgiler ve yaptıkları her şey Tanrı'nın elindedir. Evet. Onları sevginin mi, nefretin mi beklediğini
kimse bilmez diyor. Evet. Dolayısıyla görüyoruz ki Süleyman Peygamber bizi gözlerimizi göğe doğru bakmamızı öneriyor. Gerçek zafer aslında gökte kazanılan zafer. Onu Rabbimiz bizim için hazırladı ve biz sadece kabul etmemiz gerekiyor. Eğer biz dünyavi zaferlerle odaklanırsak ve sadece onlara bakarsak, o zaman aynı Süleyman Peygamber'in dediği gibi biz de o sonuca varacağız. Çünkü her şey Tanrı'nın elinde, Yüce Allah'ın elindedir. Yani biz birçok şey yapmak isteyebiliriz ama Allah izin vermezse, müsaade etmezse yapamayacağız. Evet. Veya biz bir şey, örnek veriyorum, kendimize göre bir çözüm yolu bulmak isteyebiliriz. Ama Allah bize daha güzel bir yol öneriyorsa bence o yolu seçmek lazım. Çünkü biliyoruz ki Allah her insan için en güzel yolu öneriyor. Biz zaten insanlar olarak maalesef hep kendi gücümüzden çok iyi olmayan yolları seçiyoruz. Evet. Aslında gerektiği zaferi Rabbimiz İsa Mesih bize bu konuda o zaferi kazanmıştır. Evet. Yani günahı tarafından günahı ezilmesini veya günahtan kurtulma imkanımızı İsa Mesih bize bunu kendi hayatında kanıtladı ve bize de bunu verebileceğini söylemektedir. Evet. Yeter ki ona gelip ondan bu zaferi istememizi ve onunla birlikte bütün mücadelede ona müsaade edip hayatımızda yer vermesi için yapılmasına müsaade edeceğiz ve bu zafer kesinlikle bizim hayatımızda da olmuş olacak. Evet, bir ayet daha okumak istiyorum. Sevgili seyircilerle paylaşmak istiyorum. Kendisini nerede bulabiliriz? 1. Petrus kitabında, yani Petrus'un mektubunda 2. bölümde 9. ayette. Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Ayet çok güzel. Gerçekten bizim bu dünyada zaferi kazanmamız için Rab eski zamanlarda ve İsa Mesih geldikten sonra kendi elçilerine bunu söylemişti. Ayrıca bu sözler günümüzde de bize de aittir. Siz diyor seçilmiş bir soysunuz. Allah'ın yolundan yürümek, onunla birlikte olmak ve Allah bizi günahtan çıkararak bizi seçmiş oluyor. Yani o kötülüğün içinden ayırmış oluyor. Ayrıca siz diyor kahinlersiniz. Eskiden biliyoruz Rabbinin cemaatinde, Rabbinin tapınağında insanlara verilmiş olan Musa peygamberimizin aracılığıyla orada bir tapınakta bir kişi görev yapıyordu. O da kimdi? Kahindi. Kahinin görevi hizmet vermekteydi insanlara. İşte insanlar gelip günahlarını işledikten sonra orada bir sürü prosedürler vardı ve kahinleri de bu görevi yapmaktaydı. Şu anda da günümüzde de bizim baş kahinimiz kimdir? İsa Mesih. Rabbimizin yanında bizi savunarak o görevi yapmaktadır. Ayrıca bu ismi bize de layık görmektedir İsa Mesih. Şu anda günümüzde iyi bir insan zaferi kazanarak bu zaferi getirme, sunma, yapabilme insanlara sunmaktayız ve bize de İsa Mesih siz kahinler söylemektedir. Aslında Rabbimiz bizden güzel bir şey beklemektedir ve güzel bir isimle de hitap etmektedir bizlere. Evet, güne Yüce Allah'ın sözüyle başlıyoruz, dua ediyoruz ve gün boyunca yaşıyoruz, çalışıyoruz, evet, görevlerimizi yerine getiriyoruz. İşte, evde, toplumda. Ama bazen hatalar yapıyoruz. Evet, günah olabilir, işliyoruz. Evet. Ve düşünüyoruz, ben günahkar bir insanım. Bana gerçekten Yüce Allah gerçek zeferi verecek mi? Ben günahkarım çünkü. Bunun için Davut Peygamber Zebur kitabında 103. mezmur 10.
ayetinden okumak istiyorum. Bizi günahlarımıza göre davranmaz. Suçlarımızın karşılığını vermez. Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. Evet. Doğu batıdan ne kadar uzaksa o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Evet. Gerçekten Yüce Allah'ın sevgisi çok büyük. O kadar büyük ki bizim günahlarımızı affediyor. Ve bu tarz ayetlerle bize emin olmamız için söylüyor. Gerçek zaferi o bize verecek ve bunu vermeden önce ilk önce biz ne yapacağız? Günahlarımızı ona itiraf edeceğiz, tövbe edeceğiz ve tövbeyle Yüce Allah'a yaklaşacağız. Tövbeyle ona yaklaştığımız zaman o bizim günahlarımızı alıp silecek, yok edecek. Aynen Davut peygamber söylediği gibi. Evet. Dolayısıyla biz ona yaklaştığımız zaman o gerçekten yolun sonunda da bize o zafer tacını her insana verecek. Sana da bana da herkese verecek o zafer tacını. Ona yaklaşalım, onun yollarını arayalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, sizlerle birlikte bugün programda şunu görmüş olduk. Rabbimiz bizi sever ve zaferi de bizim için önceden kazanmıştır ve bize de bugün bu zaferi verebilir. Yeter ki biz ona gelelim, onunla birlikte olmak isteyelim ve onun yolunda yürümek isteyelim. O bizimle daima olacak. Sizin sorularınız varsa onları bize ulaştırabilirsiniz. Nerede? Ekranda gördüğünüz e-mail adresinden ulaştırabilirsiniz. Evet sizlerle bugün birlikte bir programın daha sonuna geldik. Ve umuyoruz ki bir sonraki programda tekrar burada sizlerle bulunmakta mutlu olacağız. Şimdilik hoşça kalın, esenlikle kalın.